Yaz geldi, zayıflıyoruz, güzelleşeceğiz derken suratımızdaki lekelerden, güneş lekelerinden, sivilcelerden, aknelerden nasıl kurtulacağız? Evet, çok güzel bir soru. Akne, sivilce, basit. Bir de akne inverse var. O tehlikeli. Evet. Şimdi akne ve sivilceye karşı çay ağacı yağı var. Avustralya'da yetişen bir bitki. Buna çay ağacı denmesinin sebebi de Kaptan Cook işte bu keşif yapmak için dünyayı gezerken Avustralya'ya gidiyor. Aa, bakıyor ki yerli insanlar, halk bir bitkinin yaprağını çay gibi demliyor ve çayını içiyor. Aa, çay ağacı ya, çay ağacı diyor. Halbuki çay ağacıyla ilgisi yok. Melaleuca alternifolia latincesi. Başka bir bitki, güzel bir bitki. İngiliz aslında bir kaşif. Buraya da gezi yaparken yaralanıyor ayağından. Ayağındaki yara geçmiyor bir türlü. Bir gün ayağını bu gölde yıkarken bakıyor ki hızla iyileşiyor yaran. Şaşırıyor. Bu gölün suyunda bir şey vardır. Nedir acaba? Bir keramet var suyunda. Var. Bu suyun yani bir acayip, yani tez iyileşiyor. Hemen yara iyileşiyor. Hiç iyileşmeyen yara. Araştırıyor ki gölün etrafında melaleuca ağacı. Bunun yaprakları ırmağa, göle dökülür. Ve göldeki zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Antibiyotik özellikle. Ve o günden bugüne adam oraya gitmiş, yerleşmiş, çiftlik kurmuş. Bitki yetiştiriyor. Destilasyonla eterik yağını elde ediyor. Dünyaya satıyor. Şimdi torunlarının torunlarını devam ettiriyor işi. Çay ağacı yağı, mesela bir başka televizyon programındaydım. Bir bayanın, burasında bir akne var. Sürekli fonda tenine kapatmaya çalışıyor. Sunucu kapatamıyor. Dedi ki hocam ne olacak bu akne? Problem değil dedim. Bir damla damlatacaksın çay ağacıya. Onu da perşembe getireceğiz. Evet hocam, getirin. Getirin. Sivilcelerimizden, aknelerimizden nasıl kurtulmalıyız? Çünkü çoğu zaman öyle bir hastalık oluyor ki sivilce ve aknelerin genetiğinde karaciğerde yağlanmalardan sebep olan bir... O karaciğer varsa o ayrı. Yani basit, sivilce ve akneler kolay. Çay ağacı yağıyla geçer. Fakat geçmeyen çok yoğun, iltihaplı olmuşsa bu bağırsaktan ve karaciğerden kaynaklanır. O evet, farklı. Bunlara peki bir nasıl durum. Bir gıda takviyesi uygulamalıyız? Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmek gerekir. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmeden, iyileştirmeden sivilceden, akneden kurtulamazsınız. Basit, sıradan sivilce, akne kolay. Fakat bir de akne inverse dediğimiz ter bezi iltihabı var. Evet. Kasıklarda ve koltuk altında önce ortaya böyle kahverengimsi lekeler oluşuyor. Fibroz dediğimiz yağ dokusunu ele geçiriyor, iltihaplar, yağ geliyor. Eski Türkçe'de köpek memesi denir. Çok kötü, pis, kokulu, çıbana benzer bir akne. Yavaş yavaş yayılıyor, bütün koltuk altını kaplıyor. Veya kasıkları. Sürekli akıntılı oluyor. Kişi uyuyamıyor, sürekli kaşınıyor. Bundan 6 ay önce Almanya'dan bir aile geldi. İşte oğulları 18 yaşında. Oğullarının da bir genç kız arkadaşı var. O da Alman. Şimdi bunlar geldiler. Oturuyorlar. Dedi ki genç, Almanca, Türkçesi de pek yok. Almanca konuşuyor. Babasına diyor ki papa diyor. Bir sürü diyor, ameliyat geçirdim diyor. Ya be fil operasyonun erleyip diyor. Yani bir sürü ameliyat geçirdim diyor. Alman doktorlar iyileştiremedi diyor. Hala diyor her tarafım akıyor diyor. Koltuk altına böyle gazlı bezler sarmışlar falan. Oldukça kötü. Çok kötü iltihap. Allah korusun, iyi değil. Çok uzaktan bile koku hissediyorsun. Kötü bir durum. Ya bu adam mı iyileştirecek diyor. O da diyor ki evladım araştırdım diyor. Bundan iyisi yoktur. Çok çok adam iyileştirdim. Sen hiç merak etme diyor. İyi hadi bakayım diyor. Alman kız da, kız arkadaşı da şöyle bakıyor. İş kulağı böyle işte diyor. Beni inanmıyor diyor. Beni inandır diyor. Ona Almanca bir anlattım. Aa, ağız açık kaldı bağırsak florasından, karaciğerden. Ya doğru diyor. Hadi peki bu gıda takviyesinin bitki özünde ne var hocam? Bu ter bezlerini yok eden, lekeyi geçiren. Evet. Laden gülü diye bir bitki var. Türkiye'nin Ege, Marmara, Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz çam ormanlarının genellikle altında yetişen bir bitki var. Karahan denir. Laden gülü. Bunun birleşiminde metilbutason denen etken bir madde var. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Almanya'da bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olan çocukları iyileştirmiş vesaire. Bu akneye de aynı zamanda iyi gelir. Bir de şöyle bir bitki var.
Mahonia aquifolium bunun ismi. Evet. Latincesi, Türkçesi Oregon üzümü. Evet. Aslında üzüm değil bu. Üzüme benzediği için üzüm denir. Meyvesi yenmez. Tadı tuzu yok yani. Bunun meyvesi yenmez. Bununla ilgili Oregon üzümüyle ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Almanya'da Profesör Doktor Wiese, Profesör Neumann, Profesör Doktor Gita yapmış oldukları araştırmalarda sedef hastalığını, akneyi, akne inverseyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var bununla ilgili. Detaylı konuşabiliriz istersen. Evet hocam anlatın. Şimdi, izleyicilerimiz evet. de bilgilensinler. Çünkü sedef hastalığı da oldukça zor ve zor iyileşen bir evet. hastalık. Cilt lekelerinde rahatsız edici bir görünüme sahip oluyor. Bu akne inverzesi olan çocuk işte 4 aylık biz ona bir kür verdik. Hı-hı. Al kullan. 4 ay sonra görüşelim dedik. 3-4 gün önce babası yanında bir bayanla geldi. Hı-hı. Dedi ki tanıdın mı beni? Evet tanıdım dedim. Sizin oğlunuz bir de arkadaşı vardı, kız arkadaşı. Evet dedi. Ne oldu, nasıl oldu? Çok şükür kurtulduk dedi. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi de Almanya'dan bu bayanı getirdim. Almanya'dan bir başka bayanı getirmiş. Yüzünde çiller oluşuyor. Evet. Ciltle, güneşle kesiliyor. Her tarafı çil çil olmuş. Bunu ne yapabiliriz diyor.